Abi yeni bir videoyla karşınızdayız diyeyim de. Kanala şey, da abone olsun lan. Onu da söyle, hepsi söyle. Kanala abone olun, bildirim zilini açın, bir şeyler yapın işte ya. Paylaşın herkesle falan filan. Daha bir şey söyle, beni söylemez ki. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın, bildirim zilini açın, paylaşın bizi falan filan. Neyse. Şey diyeceğim falan abi. Falan filan. Evet. Ben Türkiye'ye gideceğim. Normalde... Sen tatil Türkiye mi? Seninki İspanya değil miydi? İtalya'ydı. İtalya'ydı, evet evet. Değiştirdik. Bir dakika ya. Bu değiştirdiğini ben biliyorum ama unuttum bile ya. Benim acayip bir şey o. Değiştirdim. Değiştirdiğini söylemiştin zaten. Aynen. Türkiye'ye gideceğim. Sen Türkiye tatili var mı senin? Yok. Türkiye yok. Bizim bizde Türkiye vardı. Değiştirdik. Türkiye'den. Son gelen haberler çok pahalı falan filan. Bilmem evet yani ya. Şimdi. Sen ne? Neden değiştirdin? Yani fiyattan mı değiştirdin tabii yoksa? Tabii yani maliyet çok maliyetli olacağını düşündüğüm için. Çünkü ben Türkiye'ye hani memlekete gitmiyoruz yani. Biz tatil yapmaya gittiğimiz için 4 kişilik bir aileyiz. 4 Sen kişi arabayla olacağım. Da gitmiyorsun. Evet. Her gittiğinde uçakla gidiyorsun. Evet. Sordun mu uçak biletleri ne kadar? Tabii tabii uçak biletleri. Yani benim sorduğum dönemde 650 falandı birkaç ay önce. Şimdi aynı dedi. 700 civarı. Evet. Desek 4 kere 28. 2800 euro sadece uçak. Evet uçak. Tutuyor. Orada bir de araba tutman gerekiyor. Ya onu hepsini geç. Ben şu şey alternatiflere baktım. Şu alternatiflere baktım. Yani yabancı turist gibi direkt acentadan tatil alayım. Paket alayım. Yani uçak, otel, motel. Otel her şey içinde. O şekilde bile çok yani. Ne kadar abi? Çok da ne kadar? Ben bakmadım. Onun için. Ya benim kriterler şöyle. 5 yıldızlı otel olayım. İşte tatil beldelerinde Türkiye'de. 4 kişilik bir aileye 10 gün. Yani en böyle düşük gelen fiyat o zaman benim istediğimde 10 bindi. 9 bindi. 9 bin. 9 bin mi? Evet. 10 gün için 9 bindi. O en düşük fiyattı. En düşük otel. Yani ondan sonra bazı oteller, o hele bir tanesi 15,5 dedi. 15,500 10 güne. Bayağı lüks bir otel mi? Abi Olim bir otel. Olim bir otel ne kadar lüks olabilir ki? Alakart değil yani, sonuçta yani. Gidiyorsun orada böyle. Abi gözünü seveyim. 10 günde 15.000 euro ne yiyeceğiz biz ya? Ya tamam hani sadece yemek yok. Yatma da yani. Olay şu bak. Olay şu. Arz talep. Başka bir şey değil. Her zaman konuştuğumuz millet konu. Millet ödüyor. Millet ödüyorsa ödüyor o otel abi, 15 değil. Bilmiyorum ya. Ya bak işte mantıklı bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi senin iş yerin var ve işletmen var. Tamam, bir yer işletiyorsun. Fiyatları patlatıyorsun. Tamam mı? Kimse gelmiyor, kimse bir şey almıyor. Düşünmez misin fiyatları? Ya düşürürüm mesela. Ben şeyde orkestrada bile yükseltmiyorum fiyatları. Düşün. Müşteri kaybetmiyorum diye. E şimdi bunlar enayi mi de bu otel sahipleri? Yani böyle öyle fiyatları. O restoranlar, o çeşmedeki pahalı pideler, lahmacunlar. Bunlar niye ya öyle fiyat yapıyor? Orada şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte o insanlar fakirlerle bir arada oturmak istemediği için o lahmacuna 1000 lira veriyor. Ben de şunu anlamıyorum. Abi yatıp kalkıp niye lahmacun fiyatı paylaşılıyor her yaz ya. Evet, o, yani deniz kenarında lahmacun yenilecek diye bir şey mi var, ben onu anlıyorum. Her yaz lahmacun fiyatı mı paylaşılır ya? Ya o da işte ayran şu fara. İşte bir çay geldi. Geçen bir çay gelmiş. 600 lira mıydı? 400 lira mı? 400 lira mıydı? Ne abi ya? Ama abi alma. Bak ben Türkiye'ye gittiğimde menüde fiyatları görüyorum. Menüde fiyat olmayınca bazen denk geliyor fiyatsız menü. Soruyorum garson fiyatlar diyorum. Geçen ben gördüm bir fiyatlı, tane. Fiyatlı evet. Şey Çeşme'de 2 kişilik kahvaltıya 8200 lira verdik. Verme. Evet. Verme abi. Ben onu almaya çalışıyorum. Giderken hele ki biz biliyoruz ya önden Çeşme'ye ve ona pahalı olacağını. Yani iki kat daha dikkatli oluyorsun bu sefer. Sen o parayı demek vermek için, o mesajı atmak için oraya gidiyorsun zaten. Değil mi? O insanı tabii. Bence de. Adisyonu çekip koymak tabii için. Tabii tabii onun için. Para bok. Sonra kredi kartından 12 ay öder. Abiciğim şimdi. Onu ona aktar, onu ona aktar. O ödeyenler olduğu için o fiyatlar öyle. Ben ödemem abi. Bitti. Ben sen şimdi demin dedin ya işte giden var mı diye. Benim çevrem, benim yakın arkadaşlarım da o bahsettiğim 15 binlik otele giden var. Şu mikrofonu şöyle tutayım. Yok. Güzel çıksın biraz. Evet. Tamam. 15 binlik otele gidenler var. Evet, o benim çevremde işte dediğim gibi sana o 15 binlik dediğim otele giden var yani çevremde. Ya ben de görüyorum da diyorum ki lan acaba ben de bazen işte Booking'den falan bakıyorum o otellere, dediğimiz otellere de aşağı yukarı bakıyorum. Booking'den baktığın zaman uçaksız oluyor biliyorsun. Aynen.
dediğin gibi 12 bin euro, 10 bin euro falan çıkıyor. Gidenlere bakıyorum arkadaşlardan. Diyorum ki vermiş midir 12 bin euro ya? Başörtüye gidemiyorsun ki. Diyorum acaba başka bir formül mü var? İçeride tanıdıklar falan filan mı var? Diyorum abi ben vermem ya. 10 bin euro, 12 bin euro şahsen 10 günlük bir otele, yani 4 kişilik ailemle de olsa, olsa da vermem ya. Ya şimdi o paralar zaten yazdık biz etik diye bir kere. Yani ve zaten verilmez, dediğim gibi olsa da verilmez. Kaldı ki mesela zengin oteli de değil bak. Alakart bir otel değil. Değil. Yani onu demek istiyorum. Tamam çok güzel, çok büyük işte. Akvaparkı falan var. Ne bileyim Luna Parkı var. Ama sonuçta bildiğin standart 5 yıldız oteller gibi yani. Sonra yediğin içtiğin aynı yemekleri yiyorsun, şey diyorsun. Aynen. Yani. Havyar yemiyorsun. Yani. Anlıyor musun? Hatta bazı sıra bekliyorsun Aldi gibi. Böyle evet, onu diyorum işte. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Aldi, Colgate gibi, Aldi gibi bekliyorsun. Öyle. Odana kahvaltı getirmiyorlar yani. Tabii yani mi? Onu diyorum yani. O kadar yok yani. O kadar lüks değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tabii çok keyifli yine ama pahalı olsun öyle bir yer. Ama 15 bin ne abi ya? Ben o bahsettim 15 bin dediğim otele Covid olduğu yıl, korona olduğu 2020 yılı yaz için o oteli almıştım. O zaman yine 4 kişiydik. 4400 euro idi fiyatı. 4400 şu anda 15,5. 4400 ve 4400 iken zaten çok pahalı girdi. O ne lan 4400 dedi ama çok iyi otel olarak tanımlıyordu orası. 4400 de pahalı abi. Evet, çok, o zaman için çok yüksekti. Ama oranın en iyilerinden de olinlerden. O yüzden aldık. Sonra bizim iş iptal oldu. Koronadan ötürü Türkiye'ye gidemedik ya. Maalesef gidemedik. Ondan sonra... Parayı aldın mı? Tabii ki. Acenteden aldığım için burada bizim acente arkadaşlardan. Parayı geri alabiliyorsun. Tabii yani onlar demiş. Abi dediğin gibi hatta şimdi... buradan silahımı da vereyim ya. Ver. Slaturs'ta almıştık. Slaturs. Hemen Trink anında paramı geri verdi yani iptal olunca. Teşekkür ediyoruz. Evet. Oradan reklam oldu ama. Sponsorluk alırız. İnşallah yani. Abi şey diyeceğim, 15 bin euro veriyoruz otele de, otel uçak içinde mi demiştin sen, değil mi? Otel uçak içinde 15 bin tabii euro. Tabii mi? Şimdi oraya git, orada da para harcayacaksın. Ya çok onu, fazla harcamazsın da. Bir lira harcarsın. Ha, dışarıya çıkarsan evet. Hani bir şey, ya da bir şey gördüm, hani hediyelik alayım. O bir şey evet, o zaten her yerde olur, burada da olsun. Abi 10 günde 16 bin euro ya. Evet. Günlük çok 1600 euro. Yani günlük, asgari ücret. Günlük bir maaş. Ortalama 10, 10 aylık maaş değil mi? Tabii, neredeyse. 10 aylık maaşını sen götürüp oraya... 10 günde yiyorsun. 10 günde yiyorsun. Ve böyle hayatın boyunca unutulmaz bir şey kalmayacak sende yani. O ilk sene sonra unutacaksın. Abi yani. Ben o paraya dünya turu yaparım. Yapamazsın. Ya yapamazsın da hani dünya turu dediğim atıyorum 15 paraya, bin euronun... O paraya aynı, o paraya ben hesapladım çünkü 16 bin euroya Amerika turu yapıyorsun ama 2 hafta. 2 hafta, 10 günde 2 hafta Amerika'ya geziyorsun. Çokmuş o, abi. O da çok ama... Ben 7-8'e hallederim diye düşünüyorum. Bir şöyle ben şöyle hesaplıyorum bu. Şurada ikide bir düşüyor. Aynen. Şöyle yapayım. Şimdi şöyle hesaplıyorum. Yani yaşlarımız artık 20'li değil yani. 45 yaşındayım. Yani sonuçta bir minimum konfor arıyoruz artık yani. En lüks olsun istemiyoruz da hani böyle sırt çantamızı alıp da çıkmıyoruz yola. Anladın mı? Çocuklar falan var. Biraz böyle konfora sen bakıyoruz. Seviyorsun. Abi lüks, yani lüks nedir ki? Yok lüks değil de hani biraz daha işte atıyorum otel daha güzel olsun, daha konforlu tabii olsun. Tabii yani sadece şu mantıkta gitmiyorum. Ya sadece yatacağız biz burada. Sadece yatmalık bir yatak olsun yeter, o değil. Onu 20'li yaşlarımda yapardım. Şimdi minimum konfor olsun. Onu demek istiyorum. Çok lüks olsun, Hilton olsun demiyorum mesela. Ama yani 5 yıldız olmasa bir 400'e yakın olsun derim mesela. Ya, evet yani tamam. Çünkü 2 yıldız, 3 yıldız yani o eskiden daha çeşitçek gibi çalışıyoruz abi yani. Bir 2-3 hafta tatil yapacağız bari iyi yapalım doğru, diyorum. Şimdi o kafayla gittiğin zaman işte aktiviteler var biliyorsun. İşte şuraya gir, buraya gir. Hep 4 kişilik. Bunlar bir ondan sonra orada transport var. Bunlar bir belli bedeli var yani. Canım, 15-16 bin euro su gibi gidiyor öyle durumlarda. Marakeş'e gitmiştim. Marakeş bayağı uygundu fiyat ama Marakeş'in fiyatları. Dediğin gibi bakıyorsun nereye gideyim? Bir çöle gideyim. İşte bilmem ne turuna katılayım. Evet. Her tura gitmek. Para. Para. Yoksa zaten şey ev havuzlu falandı. Villa kiralamıştık biz. Evet. Bayağı da uygundu. Havuza girebiliyor yoksa mi? Havuza giremedik abi. O zaman soğuktu. Su soğuktu ya. Hava güzeldi de su soğuktu. Girmedik. Isınma değil mi? Kesin orada ısınma olmaz ki çünkü Marakeş. Ya, o yazlık bir yer. Ama biz Mart'ta gittiğimiz için öyleydi. Şey evet. Diyeceğim. Yoksa oturalım şeyde.
havuzlu evde. E burada da havuzlu ev tutup oturabilirsin. Kesinlikle. Yani. Ben o yüzden bazı tatillerde minimum şey yatacak yer. Ama bak şöyle bir şey bazılarında söyleyeyim. Bazılarında diyorum. Evet. Atıyorum Roma'ya gittim. Sadece yatmadan yatmaya girdiğim için. Niye? Ama o tamamen yatmadan yatmayadır. Evet. Başka hiçbir şey yoktur. Şimdi. Ama Barcelona'ya gittim. Bak ama şunu, diyorum. Şunu söyleyeyim bak olsa. Biz ikimiz mesela bir erkek arası, arkadaş grubu arası böyle macera yoluna çıkalım, bir çift çantası alalım. Hatta çadırda yatalım falan. Ben bunu da varım. Ben bunu yaparım. Aynen. Benim bunda gozulmam yani sıkıntı yok. Tam da severim de. Ama ailemle, eşimle olduğu zaman biraz daha çocuklar böyle rahat tabii etsin, daha rahat etsin kafasındayım. Hı. Yoksa ben giderim. Yani hatta bazı ülkeleri biliyorsun yani Tanrı misafiri gibi kapıya vururum yani var mı yatağınız falan derim yani ben bunu yapabilirim. Şöyle dedim ya mesela Barcelona'ya ben çok gidiyorum biliyorsun. Evet. Her sene gidiyorum hemen hemen. Hatta senede iki kere gittiğim de oluyor. Orada mesela Barcelona'nın dışında olsun bir gittiğim sürekli otel var ama havuzlu olsun şey olsun çünkü havası güzel. Ben oraya yaz tatili yapmaya gidiyorum ama Roma'ya işte görmeye gidiyorum. Tabii, o başka, oradaki o... yatmadan yatmaya olsun tabii. Falan ben işte atıyorum şey diyenler var Paris'e gideyim Eyfel Kulesi manzaralı otelde kalayım falan filan benim için mesela şey değil o. Senin için şey değil çünkü buralıyız ya Türkiye'den gelen bizim için mesela bir hayal Paris bir şey öyle abi ya hiç sevmiyorum. Ben de hiç sevmiyorum. Abi 3 saatte içeriden çıkılmıyor ya şehrin ya. Hiç sevmiyorum ya. Hiç yani. Yani orada hiç hani yani şey oraya gibi böyle... bir mekana gibi yemek yemeyi sevmem, bir şey içmeyi sevmem. Ben de ya. Şanzelize'de hiç sevmiyorum hiç. Ya. Yani hiç. Hani çünkü hani oturup yemiş içtiğimiz de var ya. Sen söyle mi? Gerçekten sevmiyorum diyemeyeceğim bir ülke var o da Türkiye ya. Abi yani ya. Şimdi Türkiye... insanlar değil mi bak? Türkiye abi coğrafi olarak ondan sonra... Bambaşka canım. Güneşi olsun, havası olsun. Evet bir de her şey ondan sonra bu bize verilen o nimetler olsun. Bir an mekanlara gittiğimizde bu hizmet falan. Biraz fazla abartma Tam o şimdi yeni çıkan bir şey. O abartma dediğin olay yeni. Birkaç yıl. Abi şöyle bir şey var. O lezzetler var ya. Lezzetler olmamalı. Abi ya şey çok değil, güzel ben ya. Ben şeyi sevmiyorum abi. Abi ben burada yemek yiyorum ya eşimle çocuklarımla. Abi sürekli biri başında. Bir şeyler alıyorlar bir şey. Abi rahat bırakın yani. Ya ben o hoşuma gidiyor açıkçası. Ben sevmiyorum. Burada tam tersi. Ya. Burada garson bulamıyorsun ona satayım. İki saat bekliyorsun. Burada öyle ama evet. Çünkü adam seni rahat bırakıyor. Ya rahat bırakmıyor ya. Eleman eksik ya. Orada vallahi ben o rahatlığı yok, çok seviyorum. Yok ben şunu sevmiyorum. En son işte Türkiye'deyken ya kahve istedim. Dumanlı mumanlı bir kahve getirdi bana ya. Duman yaptı bir sürü böyle şovlu bunu. Millet bana bakıyor falan. Ben o istemiyorum ki ya bu. Ama bu menüde istediğim kahvede oymuş yani şovlu bir şeymiş bilmiyordum ben ne bileyim. Ya şey şimdi hani kötülemek için demiyorum ya ben de sevmediğim için söylüyorum. Abi kıymalı pide yiyorsun 5 euroya kıymalı pide yiyorsun üstünde 6 euroluk havai fişekle geliyor falan. Ya ben de sevmiyorum. Ya ne abi yok bir ya. De millet bakıyor ya sanki ne gidiyor kıymalı pide. Evet yani yap. İstakoz mu geliyor ben falan. Ben sevmiyorum onları ama. Ben de sevmiyorum. Ben şey de sevmiyorum işte başında birisi böyle dursun hani başta sürekli değiştirsin falan abi bir şeyler şey falan. Ha. Başıma gider mi? Başıma gidiyor benim ben açıkçası. Sevmiyorum. Ya ben şöyle dedim ya Marrakeş'te villa kiralamıştık. Evet. Çalışan var. Dedi ki ben çalışanım burada çalışıyorum. Dedi, evet. Dedi sabah 8 akşam 5 mi dedi öyle bir şey. Evde mi kalıyor? Dedi buradayım. Hizmetçi yani. Ne yapacaksın dedim. Dedi işte siz ne derseniz bulaşık yıkayacağım, işte çamaşırlarınızı da yıkarım, işte evi temizleyeceğim, işte yemek yapacağım, siz alışveriş yapın. Ne istiyorsanız akşama ben hazırlayacağım. Hizmetçi yani evet. Ha dedim ben istemiyorum. Sen şeyde ötürmüştün beni yani bu... Diyemem abi ya şunu yap bunu yap falan. Ama adamın işi o, istemiyor ki adam işte koyuyorsun. Kadının da. İşin ne diyorsun? İşinden değil. Dedim... Peki gelmesen oluyorum dedim. Sorun değil siz nasıl istiyorsanız dedi. Tamamen müşteriye kalmış. O maaşını alıyor. Ha, alıyor okey. O sıkıntı yok. Zaten ev sahibi Fransız. Maaşını bağlamış. Süper ya. Kadına dedim ki biz dedim cumartesi günü gidiyoruz. Gel dedim anahtarı al. Ben dedim. Vallahi mi? Vallahi mi? Yemek yaptırdım ben bir şey. En azından yok. Bir marifetlerine bakardım ya. Ya şey yorumlarda okudum ben. Yazmışlar işte çok güzel bize kahvaltı hazırladığı bilmem ne. Niye yaptırmadın lan demişsin ya. Bilmiyorum ya. İlla ki Tuba çalışacak. Yok Tuğba çalışacak değil canım. Ben de yemek çok yapıyorum yani. Yemeği sen yapıyorsun zaten. Yani. Biz artık evet. Şey yaptık orada zaten birkaç böyle dışarıda da yedik ama Carrefour'dan bir alışveriş yaptık. Geldik eve işte. Evde hazırladık. Kahvaltımızı da kendimiz hazırladık. Anladım. Yemekleri de kendimiz yaptık. Şimdi Türkiye'den bahsettiğim için bu sefer rotayı hanım köye diyelim çevirdik.
Yenge hani, de Polonyalı olduğu evet, için. Evet. Polonya yapacağız bu sene. Kolonya değil, Polonya. Polonya gezisi yaparak böyle yani sınırdan başlayarak, çünkü eşim işte biz Berlin sınırından gidiyoruz. Eşim ta diğer sınırda, karşı tarafta. Ta Berlin'de Belarus. Bir döner yersin. Tabii canım, muhakkak. Şey gideriz, o Podolski mi neydi? Podolski döner. Podolski'nin şey, dönerine gideriz. Beraber de gidelim. Nereye? Podolski'ye. Köyüne zaten falan. Hep diyoruz, gideceğiz. Abi bir maç falan denk getirelim, gidelim de. Şey evet. Diyeceğim, şeye gidecek misin Polonya'da? Hitler'in kampı. Auschwitz mi? Evet. Valla. Gideceğiz. Ben çok istiyorum. Ya ben çok istemiyordum. Ben çok istiyorum. Çünkü azıcık şeyleri ben sevmiyorum. Çocuklar küçük daha evvelde. Çünkü çocuklar artık büyüdü. Delikanlı kızlar olmaya başladılar. O yüzden artık görsünler, bilsinler diye. Oradan geçeceğiz Auschwitz'ten. O kalacağız o şehirde. Ben de gideceğim. Ben kesin gideceğim. Yani hanım aslında gitmek istediğin zaman var ya, biz de gelebiliriz tekrar. Vallahi ben gitmek istiyorum. Oralar ben güzel yani. Kışın böyle karmar oluyor ya. Seviyor musun? Öyle gideyim. Krakow'a gideceksin yani. O zaman evet. Çok soğuk ama onun ya. Polonya çok soğuk bak. -20-25 falan. Bakacağız abi. Çok hoş ama çok soğuk. Ya Polonya daha önce hiç gitmedim de bir gitmek çok güzel. Istiyorum. Güzel bir ülke. O zaman abi Türkiye tatili bu sene. Bu sene yok. Ben gidiyorum. Sen zenginsin. Sana... Yok abi ya şimdi şey yapma da. Çünkü benim Porsche ailem... var sende. Şimdi ailem şey ya. Ailem orada. Tabii canım, çocukları sen görmedikleri için. Senin ben anne, baba aslında orada gitme, yani. Gitme taraftarı değildim. Evet. Nedenlerini de sonra başka bir videoda söylerim. Sen memlekete gidiyorsun. Aynen. Sen daha çok bu yani sıla ziyaret mi diyelim? Sıla rahim mi diyorlar? Evet, öyle bir şey mi? Yani sen sonuçta hani tatil onlar çocukları görsün. Çünkü hani biz derdik izine gidiyor mu? İzin. Ha, izin. İzine gidiyor yani tatil geçen değil. Geçen sene çünkü görmediler. Çünkü gitmemiştim. İspanya'ya gitmiştim. Bu çocuklar çabuk büyüyor abi ya. Yani özellikle tabii. Bizim oğlan çok çabuk büyüdü. Kız zaten büyük de. Hani çocukları görsünler. Sonra geleceğim. Belki bir İspanya tekrar. Olur. Hadi ya. Bakalım. Ha, İspanya öyle gelmiş kalmış aklımda, tamam. Ucuz. Yok ki yani İspanya'ya gideceğim diyorum. Evet. Orası da böyle orası. Çok ucuz. Ya çok, çok ucuz değil, değil de. Ucuz. Yani bir tatil için alışırız ya artık pahalı pahalı da. O yüzden o ucuz geliyor. Polonya da öyle. Şöyle söyleyeyim sana. Barcelona'nın dışında yani 4 kişilik 2 odalı bir otel, bir hafta havuzlu mavuzlu ama yemek yok. 1100 euro falan. Evet. Yani bunu Brüksel'de de bulamazsın öyle bir otel yani. Evet. 2 odalı. Güzel bir videoydu abi. Öyle diyorsan öyledir. Başka videoda görüşürüz o zaman. Başka videoda tekrar görüşmek üzere.